Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız çok güzel ve farklı bir çalışma olacak. Bu resmimizi yaparken hem origami yapacağız hem de kuru boya ve keçeli kalemlerimizi kullanacağız. Şimdi yemek tabağımı resim kağıdımın tam ortasına koydum ve bir tane çember çiziyorum. Keçeli kalemle geçersek daha net görünecek. Keçeli kalemle de geçiyoruz tekrardan. Çizdiğim çemberin bir kısmını deniz, bir kısmını da gökyüzü yapacağım. Alt kısmını deniz yapıp üst kısmını da gökyüzü yapacağım. Kuru boyamın koyu mavi rengini alarak denizi çizmeye başlıyorum. Biliyorsunuz kuru boyalarda iki renk mavi oluyor. Bir koyu mavi, bir de açık mavi. Açık maviyi de gökyüzünü yapmak için kullanacağım. Rahat hareketlerle deniz dalgası yapıyoruz. Kuru boyayı çok bastırmadan çok hafif bir şekilde denizi boyamaya başlıyorum. Şimdi de gökyüzünü boyayalım. Gökyüzünü de yine aynı şekilde açık mavi bastırmadan hafif bir şekilde yavaş yavaş boyuyorum. Ben gökyüzünün bu kısmına iki tane bulut çizmek istiyorum ki gökyüzü olduğu belli olsun. İki tane bulut çiziyorum. Şimdi elime kuru bir peçete alıyorum. Kuru peçeteyle boyadığım boyaları dağıtıyorum. Evet, şimdi bu sol taraftan bir ağaç uzansın. Ağaç dalı çiziyorum. Ağaç dalımızın kök kısmını kalın yapalım, uca doğru incelsin. Bir tane de sağ taraftan bir ağaç çizelim. Bu ağaçların cinsleri farklı olduğu için şekilleri de farklı. Köke doğru gittikçe ağaç kalınlaştığı için bunun da kök kısmını kalın yapıyorum. Bu kısımda size kağıttan kelebek yapmayı göstereceğim. Biliyorsunuz buna biz origami diyoruz. Kağıdınızı bu şekilde katlayarak keserseniz işiniz daha kolay olacak. Kağıdın uzunluğunu ölçelim, size tam bir ölçü verebilmek adına 7 santim. Bu kestiğim kağıt da 6,5 santim.
Hangisini yapmak isterseniz büyüklü küçüklü kelebekler yapabilirsiniz. Şimdi buradan da kesiyoruz. Tam bir kare elde edebilmek için köşesinden katlıyorum ve kesiyorum. Evet, şimdi bu kare kağıdımı köşelerinden katlıyorum. Zaten bir köşesinden katlamıştık. İz yapılmıştı. Şimdi diğer köşesinden de katlıyorum. Evet, köşegenleri oluşturmuş olduk. Şimdi bakın bu şekilde. Şimdi bir dikdörtgen şekilde katlıyorum. Buradan da iz yapacağız. Evet, şimdi bir tane daha katlamamız gerekiyor. Yine dikdörtgen şekilde katlıyorum gösterdiğim yerden. Bütün katlama işlemlerini yaptıktan sonra 8 tane çizgi olması gerekiyor. 8 tane çizgi var bakın burada. Şimdi kağıdımı ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra iki tarafı, iki üçgen kısmı içe bükeceğim. Bakın bu şekilde büküyorum. Büktükten sonra ortaya bu şekil çıkacak. Yani burasının düzgün olması gerekiyor. Eğer bir yamukluk varsa o olmamış demektir. Şimdi bunu da alıp diğer kanadın üstüne doğru katlıyorum. Evet, bu şekilde katlıyorum. Katladıktan sonra elimde 4 tane köşe olacak. Sayıyorum, 4 tane olacak. Evet, üst üste gelen 4 köşeyi şimdi yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Bu benim kelebeğimin kanatlarını oluşturacak. Evet, açtığımda bu şekil olacak. 2 kanat bu tarafta, 2 kanat da diğer tarafta. Şimdi ben sağ taraftaki kanadı alıp katlayacağım. Bu benim kelebeğimin kanadı. Görüyorsunuz. Şimdi katlıyorum. Evet, şimdi diğer tarafı da katlayalım. Bu şekilde. Bu kısımda kelebeğimizin üzerine şekiller çizelim. İster yuvarlak çizebilirsiniz, kanat çizebilirsiniz. Süsleme size kalmış. Şimdi bu ortadaki sivri ucu da alıp en başa doğru getireceğim. Evet, üçgenin sivri ucunu da bu şekilde katlıyorum. Katladıktan sonra baş kısmını hafiften içe bükeceğim. Evet, kelebeğimiz oluştu. Oraya yapışması için hafiften pirinç sürebilirsiniz. Çünkü katladığımız zaman ilk başta tam tutmuyor. Onun içerisine azıcık pirinç sürersiniz. Yaptığım kelebek desenini de göstereyim. Bakın bu şekilde de kanatlar çizebilirsiniz. Çocuklar, ben farklı boylarda kelebekler yaptım. Siz de videoyu durdurup kelebeklerinizi yapabilirsiniz. Ben kelebekleri yaparken renkli kağıt kullandım ama sizin illaki renkli kağıt kullanmanıza gerek yok. Beyaz kağıdı yapıp üzerini de boyayabilirsiniz. Bu şekilde renkli kağıt varsa evinizde renkli kağıtlarla da yapabilirsiniz. Şimdi ben size daha büyük bir kelebek yapayım. Hem iki tane kelebeğiniz olur benimle birlikte yaparken. Diğerlerini de videoyu durdurup yapabilirsiniz. Yine katlıyorum, hızlandırıp anlatıyorum burada. Thank you.
yaptığım kelebekleri dalların üzerine koyuyorum. Planlama yapıyorum. Nasıl yapıştıracağımı ayarlayabilmek adına. Evet, şimdi kelebeklerimi yapıştırmaya başlayabilirim. Pirit sürüyorsunuz kelebeklerin alt kısımlarına. Sürdükten sonra yapıştırıyorsunuz. Birazcık bastırmanız gerekiyor. Bastırdıktan sonra iyice tutuyor. Evet çocuklar, çalışmamızın sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel bir çalışma oldu. Çalışmayı yaptıktan sonra videonun altına emoji bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.